Güvenli alışveriş ve doğru bilginin adresine hoş geldiniz. Bilgisayar donanımlarında en fazla canlı sütuğa sahip, 4000 metrekarelik kendi dev binasında, 12 markanın distribütörü Akortek Bilişim'in güvencesiyle, ayda 5000 adetlik PC üretim kapasitesine sahip, teknobiyotik.com sizleri bekliyor. Bir tık kadar yakınız. Arkadaşlar, Teknobiyotik TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bir teşekkürle başlayalım videomuza. v 3,5 kiloda gösterdiğiniz yoğun ilginiz için... Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Tüm ekibimiz siparişleriniz için hummalı çalışmasına devam ediyor. Değineceğimiz ilk nokta sistemimize çok daha fazla upgrade ve downgrade seçeneği eklenmiş olması. İşlemciden kasaya kadar tüm bileşenlerde artık daha fazla seçeneğiniz mevcut durumda. Mesela R5 2600 yerine 7 nesil Ryzen 3600 ve 3600X'i sistemimize ekleyebiliyorsunuz. Ya da ekran kartı kısmında GTX 1650'den RTX 2070'e varan seçenekler artık sipariş sayfamızda mevcut. İkinci önemli nokta ise V3.5 Killer'ın Intel 9400 f işlemci olan versiyonunu da satışa açmış bulunuyoruz. Intel işlemci seçtiğinizde AMD'li sisteme göre 2 adet avantajınız oluyor. Birincisi %3, %4 kadar daha performanslı bir sisteminiz oluyor. Tabi işlemciniz 2600'e overclock yaparak bu açığı kapatabiliyorsunuz. İkincisi de hep söylediğimiz Intel sistemlerin AMD sistemlere göre daha stabil olması konusu. Dilerseniz 3500 TL'ye AMD yerine Intel platformunda tercih edebilirsiniz. Intel sistemin AMD'li sistemden ne farkı var diyecek olursanız da kasa olarak Dark'ın en çok satan modellerinden Sentinel'i kullandık ve güç kaynağı olarak da Aerocool'un 500 wattlık 80 Plus sertifikalı RGB güç kaynağını tercih ettik. İki platform arasındaki farklar işlemcinin Intel olmasından dolayı değişen anakartı saymazsak bu şekilde arkadaşlar. Zengin opsiyon seçeneklerini ve sistemin kendisini incelemek isterseniz de açıklamalar kısmında linkini bulabileceksiniz. Gelelim bir diğer önemli konuya. Arkadaşlar bildiğiniz gibi V3.5 Killer'ı satışa sunduktan sonra hem V4 hem de V3.5'un sonunu getirmiştik. Daha sonra fark ettik ki rakip devamlı sistemlerinde downgrade yani düşürme seçenekleri sunmaya başladı. Bize garip gelen kısım da tam da bu aslında. Sorumuz şu. Yıl olmuş 2020. Neden sistemi düşürüyoruz? Bakın rekabet bizim teknobiyotik olarak sevdiğimiz bir kavram. Ama keşke rakibimiz at ligde değil de bizim gibi üstlükte oynasa ve sistem almak isteyen arkadaşlarımız bu rekabetten yararlanabilse. İsterdik ki bizim sunduğumuz fiyatlara RX 588 GB sunulsun ya da bizden daha ucuza R5 3600 sunulsun ve dediğimiz gibi kazançta çıkan sizler olun. Ama fark ettiğimiz şey eski nesil bir işlemciyle yani R5 1600'de stokların eritilmesi için bir sistem yapılıyor olması ve kullanıcılara bu sistemin maalesef sunuluyor olması. 1600 ile 2600'ün aynı performansta olduğu da söyleniyor. Arkadaşlar, madem aynı işlemciler, madem performansları tamam aynı, o zaman AMD 2600'ün neden piyasaya sürsün? Öyle değil mi? bizim eski nesil bir işlemcili fiyat avantajı yakalamak gibi bir derdimiz olmadığı için R5 2600 ile V3.5 Killer'ı sunduk ve bu şekilde devam edecek. Bir başka önemli konu ise sistemimizin kasası Dark Enon Pro. Biz V3.5 Killer'ı satışa sunduktan sonra bu durumu sindiremeyen arkadaşlar Enon Pro'nun ısı değerleriyle ilgili atıp tutmuşlar. Bu konuyla ilgili cevabımız da gecikmeden geldi tabii ki. Açıklama kısmındaki test videomuzdan rakip kasayla Enon Pro'nun termal performans karşılaştırmasını izleyebilirsiniz. Aralarında sadece bir derece fark var. Ayrıca Enon Pro'da fan kontrolcü desteği olduğunu da ekleyelim. Komik olan kısım ise şu ki V3.5 Killer'ın bileşenleriyle ilgili desteksiz atıp tutan insanların kendi sistemleriyle ilgili Devamlı kullanıcılara nasıl daha da düşürebileceklerini anlatıyor olmaları. Ve işin daha da ilginç olan kısmı ise fiyat düşürmek için sundukları kasaların açıklama kısmında. Sizlerin de şu an ekranda gördüğü gibi 1660, 1660 Ti, RTX 2060 ve RTX 2070 ekran kartları tavsiye ettikleri kasa modelleriyle oyunlu değildir ibaresi not edilmiş. Arkadaşlar ilk önce şunu belirtmekte fayda var güç kaynağından BMS olarak söylüyoruz bizim sunduğumuz kasa N10 Pro ile isterseniz 2 adet 2080 Ti ile SLI bile yapabiliyorsunuz. Burada garip olan ise 120 wattlık 1660 ve 1660 Ti, 160 wattlık RTX 2060 ve 175 wattlık RTX 2070 yazılana göre sundukları kasada kullanılamıyor. Ama 225 ile 235 watt arası güç tüketen RX 590'ı bu sistemde kullanıyorlar. Şimdi karşımızdaki insanların donanım bilgilerinden ciddi anlamda şüphe duymamız şöyle dursun. Bu tip stok eritme çabaları tüketiciyi de yaralayan girişimlerdir arkadaşlar. Biz Enon Pro'dan ve malzeme kalitesinden eminiz. Ama görüyoruz ki meşhur marka, bilindik marka diyenlerin sırf bizimle rekabete girebilmek adına bu tip çalışmalar yapmaları gerçekten üzücü bir durum. Açıkçası yakında kullanıcılara domates kasası vermeye başlayacaklarını düşünmeye başladık doğrusunu söylemek gerekirse. Ve yine hatırlatalım Sitemiz teknobiyotik.com'da bulabileceğiniz V3.5 Killer sistemimizdeki özelleştirme seçeneklerinde herhangi bir kısıtlama yok. Çünkü işini doğru yapmaya çalışan insanlar olarak sunduğumuz bileşenlerin kalitesinden ve uyumluluklarından son derece eminiz. Dolayısıyla tekrarlarsak eğer rakiplerimizin sistem bileşenlerini düşürmeye değil, yükseltmeyi teşvik eden bir rekabet yolu izlemelerini beklerdik. Ama işler ilerleyen zamanda demin de dediğimiz gibi domates kısasına varacak gibi gözüküyor maalesef. Ve çok karşılaştığımız bir soruya da açıklık getirelim ve videomuzu sonlandıralım. Sistemimizin bileşenleriyle ilgili düşürme yapmak yani downgrade yapmak istediğinizde mesela 480 GB değil de 240 GB'lık bir SSD kullanmak istediğinizde özelleştirme seçeneklerinde karşılaştığınız fiyat düşüşleri aynı ürünlerin sistemimizdeki tekil fiyatlarından daha düşük ya da daha yüksek olabiliyor. Bunun sebebi de arkadaşlar bazı bileşenler kampanyalara özel toplu olarak temin ediliyor doğal olarak tekil olarak alınan ürünlere göre fiyat farkı daha az. Çünkü bazı bileşenler demin de söylediğimiz gibi kampanya amaçlı düşük kar marjıyla ve yüksek adetle temin ediliyor. Dolayısıyla bileşenlerinizi başka bir modelle değiştirmek istediğinizde sizlere tekil ürünlerdeki fiyat farkını sunamıyoruz. Umarız merak eden arkadaşlar için bilgilendirici olmuştur. Son olarak arkadaşlar sizlere tavsiyemiz siz siz olun elmayla elmayı karşılaştırın. R5 2600'lü, RX 580'li, RX 590'lı, B450 anakartlı ve 600 Watt 80 Plus bronzlu powerlı sistem bizde ne kadar, başka sitelerde ne kadar? Bizden ucuzsa problem yok ama daha ucuzunu sunamadıkları için işler domates kısasına varabilir, dikkat edin deriz. Başka bir videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.